Kendine gel abi. Nazif, çıkmamız lazım buradan. Başka yere sıkmayın, Cahit'i koruyun. Polat abi, öleceğiz burada, kendine gel. Abi yaslan bana. Hadi abi. Akif dayan, seni de alacağım. Akif'i al. Tamam abi. Abdüle, çipteler. Abi, sen peşlerinden git. Ben Polat abinin başında kalırım. Sencer istediğini elde etmek üzere ve biz hiçbir şey yapamıyoruz. Sencer'in stratejileri hayata tam anlamıyla geçmişti. Az da olsa hala müdahale etme şansımız var Eşref. Efendim, bizim yetiştirdiğimiz, devlete emanet ettiğimiz adamlarımıza bile artık nüfuz edemiyoruz. En güvendiğimiz Aybars'ı bile ikna edemedik. Bu heyetin büyüklüğünü ortaya koyuyor Eşref. Biz o insanları Mühre ve Aksaçlı'ya itaat etmek üzere yetiştirdik. Şahısların önemi yok. Mevzu bahis şahıs ben olsam bile. 2000 yıllık gelenekte kaç defa heyet içinde darbe gerçekleştirilmiş ki? Mühr'ün muhatabı adamlarımız da haklılar Eşref. Efendim, Aybars dışında kalan 5 kişiden hangisine nüfuz edebiliriz? Şu an Sencer'in devletin orta ve uzun vadedeki hedeflerini etkileyecek en önemli mesele açılım konusu olacaktır. Sencer ülkenin geleceğini bu konu üzerinde tasarlamaya çalışacaktır. Beni emretmişsiniz efendim.
Siz Metin'le birlikte örgütle ilgili çalışmalarda bulundunuz Mete. Evet efendim. Zarflardan birinin muhatabı Metin'di. Beni bunun için mi çağırdınız? Evet Mete. Sen Metin'i iyi tanıyorsun. Metin'le hangi yoldan temas edileceğini bilirsin. Benim hakkımda Metin'e gerektiği belgeler Sencer Bey tarafından ulaştırılmıştır efendim. Direkt bir temas sakıncalı olabilir. Ama ben nasıl ulaşacağımı biliyorum. Devletin sinir merkezlerindeki 6 kişiden itiraz eden oldu mu? Verilen emirlerle ilgili herhangi bir olumsuz durum yok Remzi. Silahlı bürokrasideki arzu ettiğimiz tasfiyeler birer birer gerçekleşiyor. Yüksek teknoloji çalışmaları ile ilgili birimdeki adamımızın direneceğini düşünmüştüm. Fakat burada çalışanlar gerekli kaynağın aktarılacağına pek ihtimal vermedikleri için çalışmaların durdurulmasına itiraz etmediler. Altı adamımızdan hiçbirine nüfuz edemediğine göre tedirgin olmamızı gerektiren bir durum yok. Örgütün silah bırakmasıyla ilgili mesele bir anda çözülecek bir mesele değil. O yüzden bu süreci senin bizzat dikkatle yönetmeni istiyorum. Metin bu adamlar içinde heyete en bağlı kişilerden biridir. Bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Adil Bey mutlaka temas etmeye çalışacaktır Remzi. Metin'e dikkatli olmasını söyle. Gir. Maalesef emirlerinizin bir kısmını gerçekleştirebildim. Polat mı? Yakup mu? Efendim. Polat yaşıyor. Yakup'un ölmesi daha önemliydi. Polat'ın şu aşamada bize bir zararı dokunamaz. Haydar? Onlarla birlikte. Açığa çıkmadı. İlk fırsatta bizi haberdar edecek. Mete, yarın bıraktığın işi bitir. Artık Polat ya da Adil'e dair yaşıyor efendim. En kısa zamanda halledeceğiz efendim. Laflarını duymak istemiyorum. Yıllarca o kini içimde büyüttüm. Onu hiçbir zaman affetmem zannediyordum.
Ama her şey kokusunu duyana kadarmış. İnsan annesinin kokusunu hiç unutmuyormuş. Çok sevindim kızım. Seni mutlu, huzurlu görmek, anneni gülümserken görmek beni çok mutlu etti. Hiç böyle olacağını düşünmemiştim baba. O kadar değişik bir duygu ki yaşadım. Unuttuğum sandığım her şey bir bir gözümde canlandı. Çocukken beni nasıl sevdiği, saçımı nasıl okşadığı. İnsanın mutlu olması da, mutsuz olması da tamamen kendi elinde. Yaradan bize sevmemiz için kalp vermiş. Eğer seversen, bağışlayıcı olursan, mutlu, huzurlu olursun. Kinini içinde tutup büyütürsen, hem sen mutsuz olursun, hem etrafındakileri mutsuz edersin. Polat? Benimle ilgili konuşuyorsanız özelse sonra geleyim isterseniz. Geldin, kendini gösterip bizi sevindirdin. Hemen kaçmak için fırsat kolluyorsun. Ayıp, ayıp. Nasılsın evladım? Ne zaman bitecek bu hadiseler? Hepimiz seni çok özlüyoruz. Yakında bitecek demek isterdim baba ama işimiz bu sefer çok zor. Bizim için dua et. Biz dua ederiz de evladım. Asıl mesele siz kendinize dikkat edin. Annem Elif iyiler mi baba? İyiler oğlum. Elif seni gördüğü günden beri çok daha iyi. Hayaller kurup duruyor. Babamla Leyloş'la tatile gideceğiz diye bir bir anlatıyor bütün gün. Ben babamı tatilde iyileştireceğim diyor. İyi olacağım baba. Söz veriyorum. Sizin için, kızım için iyi olacağım. Önce kendin için iyi ol evladım. Biz o zaman iyi oluruz. Ben sizi yalnız bırakayım evladım. Baba gerek yok. Var kızım. Polat bu kadar badirenin ortasında buraya babasını görmeye gelmedi. Baba sen de halimden anlamazsan kime anlatayım ben? Anladım ya evladım. Nasıl oldun? İyiyim. Çünkü hastanedeyim ve tedavi oluyorum. Sen nasılsın? Mecnun Leyla'yı görünce nasılsa ben de öyleyim. Mecnun Leyla'sı için çölleri aşmış. Ama sen benim için 3 gün tedavi olmayı göze alamıyorsun. Olacağım canım. Artık bu konuda verdiğin sözlere inanmıyorum. Tekrar hastaneye yatıp 2 gün dinlenmen için benim bir daha vurulmam mı lazım? Özür dilerim. Onu demek istemedim. Biliyorum Leyla. Başkalarının hayatını düşünene kadar biraz da kendini ve bizi düşünsen. Sen ameliyat olalı kaç gün oldu? Farkında değilsin galiba. Ben sana tedavi olmayacağım demiyorum. Ama burada olamam. İçeri gizlice girmek için bile bir sürü numara çeviriyoruz. İnsanın sevdiğine ulaşması kolay değil. Cahit doktoru aldırtıyor. Güvenli bir yere gideceğiz. Kontrolüm yapılacak bugün. Tamam, ben de geliyorum o zaman. Hayır Leyla, ne yapıyorsun? Sana güvenmiyorum. Yine canından daha önemli bir işin çıkacak. Sen de koşup gideceksin biliyorum. Leyla yapma. Doktorumla konuştum.
tedbir amaçlı bir süre daha yatması lazım diyor. Tamam işte. Senin gittiğin yerde doktor olmayacak mı? Kim açacak sargılarını? Ben de orada kontrol altında olurum. Hayatım lütfen. Polat. Yanında olmak istiyorum. Bunu bana çok görme. Polat abiler nerede kaldı? İşleri vardır, gelirler birazdan. Sen neye takıldın? Bu halin ne? Neye takılacağım birader? Bütün ülke peşimizde. Abiler ortada yok. Boşuna mı takılıyorum? Açın, ben Abdüley. Abi, Polat abi nerede? Onların işi var biraz. Polat abiyi yalnız bırakmasaydık. Neredelerse biz de yanlarına gidelim. Polat abiyi düşünen bir sen değilsin. Cahit yanımda. Otur oturduğun yerde, sana ne deniyorsa onu yap. Bu niye tribe bağlamış? Vicdan azabı çekiyor abi. Biz zamanında Polat abiyi bu duruma sokmasak Akif şimdi ellerinde olmayacaktı. Operasyondan sonra Polat Alemdar ekipten ayrıldı. Nereye gittiğini araştırıyorum. Araştırma Haydar. Kendini açık edersin. Efendim, Polat Alemdar'a başka türlü nasıl ulaşacağımı bilmiyorum. Kolayı var Haydar'cığım. Sizin olduğunuz yeri basacağız. Diplomatik kanallar çıkışımızı engelliyorlar. O işin bahanesi. Yakup, Polat Alemdar'ı almadan geri dönmeyi kendine yediremedi. İsrail Devleti'nin sizi buradan çıkaracak güce sahip olmadığını düşünmüyorsunuz herhalde. Benden haber gelene kadar kesinlikle buradan ayrılmayın. Ben güvenli bir şekilde çıkış yapmanızı sağlayacağım. Naip olarak zarfın muhataplarından biriyle tekrar temasa geçeceksin Mete. Kiminle efendim? Metin'le. Örgütle görüşmeler yaparken sürecin kesintiye uğrama ihtimali çok yüksek. Devletimizin bu durumdan zarar görmemesi, itibarının zedelenmemesi için süreci biraz yavaşlatmak lazım. Efendim, süreç zaten yavaş yürüyor. İki tarafta gardını almış vaziyette. Örgüt yöneticilerinin çoğunun arkasında birer devlet var. Ve bu devletler örgüt üzerinden bizi de manipüle etmeye çalışacaklardır. Kamuoyuna bu hassasiyeti yeterince anlatamıyoruz. Metin, medyada, bölgedeki kanaat önderleri ve örgütün ılımlı kanadında saygı bir konuma sahip. Bunları rahatlıkla yönlendirebilir. İdeolojiler üzerinde uzlaşma her zaman olabilir. Ama para üzerinde uzlaşma sağlamak çok zor. Örgütün yıllık geliri milyar dolarlarla ifade ediliyor. Örgüt yöneticileri kendilerine düşen payı garanti altına almadan süreci sonlandırmaya razı olmayacaklardır. Süreci istedikleri anda sabote edebilirler. Metin'in görüşmelerde en çok zorlanacağı husus bu husus.
görüşmeleri belli bir noktaya getirdikten sonra para meselesinde geri çekilmesini istiyoruz. Örgüt yöneticileri para olmadan örgütün yaşayamayacağını çok iyi biliyorlar. Masadan kalkarlar efendim. Biz de tam olarak bunu istiyoruz. Yöneticilerin tavrının Metin tarafından medya ve kanaat önderlerine bu şekilde anlatılmasını. Tam sinirinle skapula kemiği arasına saplanmış kalmış. Bak bunlar sinirler. Buraya gelseymiş kolunu kullanamaz hale gelecek. Ben seni tek kolumla da öldürürüm. Merak etme. Sende anlaşılan fazla sinir var. Bir kısmını alayım da biraz rahat et. Oturmuşum burada böyle tek başına. Taze gelin gibi. Ben kalabalık sevmem. Ha. Ben bayılıyorum sanki kalabalığa. Bir mekanda 15 kişiden az insan varsa durmuyorum ben orada. Kara. Ne zamandır yer altındasın? 10 senede toplam 15 kişi gördün mü? Doğru söyle. Şimdi doğruları söylemeye başlayacaksak sen başla. Memati meselesi yüzünden milletten kaçıyorum da. Öyle bir hata yaptım ki değil milletten, kendimden kaçacak yer arıyorum. Tek başıma yıllarca savaştım, çatıştım. Ama kafam rahattı. Sonra ihtiyarın biri geldi, sana bir görev vereceğiz dedi. Beni bir yerlere gönderdi. Ben bir döndüm. Her şey, ama her şey alt üst olmuştu. Anladın? Kendimi yediremiyorum Kara. Ben bunu nasıl yedim? Lan oğlum, kendine yediremeyecek bir şey yok. Yıllarca hepimizi milletin daimi, devletin bekası için yemediler mi? Yediler. Sen bunlara takılmayacaksın. Önüne bakacaksın. Ne zaman bana bu şerefsizliği yaptıranlar yok olur? Ben ancak ondan sonra önüme bakarım Kara. O kadar. Tamam. Demokratikleşmede önemli mesafeler kat ettik. Ana dilde eğitim, savunma hakları. Bunlar bölgede nasıl algılanıyor? Bunlar örgütün lehine algılanıyor. Neden? Bu değişiklikler örgütün kazanımları olarak algılanıyor. Biz size bunları yıllar önce söyledik.
bu adımlar o zaman atılsaydı ne bu sorun bu duruma gelirdi ne de bunlar örgütün kazanımları olarak görülürdü. Tamam. Hemen görüşeceğim kendisiyle. Osman Bey. Mesele devletin geçmişteki yanlışlarını konuşmak değil, geleceği hep beraber inşa etmek. Ben hayatımda ilk defa bu kadar umutluyum Metin Bey. Umarım bu sefer toplumsal barışı hep beraber sağlayacağız. Teşekkür ederim Metin Bey. Buyurun. Hoş geldiniz Mete Bey. Metin'cim, bu aralar çok çalıştığını biliyorum. Ama sana dost tavsiyesi. Kendini de ihmal etmeyeceksin. En son ne zaman check-up yaptırdın? Efendim, şu süreci hayırlısıyla sonlandırabilirsek... Metin'cim, süreç başladığında ben 30 yaşında fişek gibi bir istihbaratçıydım. Bu saçlar simsiyahtı. İnanmazsın, bırak fırçayı... Kurşun bile işlemezdi. O kadar gürdü. Şimdi görüyorsun halini. Sürecin hali benden beter. Efendim, heyetin sürecin işleyişiyle ilgili tereddütleri mi var? Hem devlet hem örgüt çok yorgun. Maazallah, bu hızla gidersek tıkanacaklar diye korkuyoruz. O yüzden step by step. Metin'cim. Mete Bey açık konuşun. Heyetin isteği nedir? Öncelikle senin sağlığın. Kendine iyi bakacaksın. Sabahları sporu ihmal etmeyeceksin. Organik besleneceksin. Çünkü Metin'cim bu süreç daha çok uzun sürer. Senin de uzun yaşaman lazım. Suriye'den döndükten sonra ilk defa etrafımızda böyle kimse olmadan baş başayız. Leyla, orada seni, kızımı, annemi, babamı, bütün sevdiklerimi kaybettim sandım. Ölüme ilk defa bu kadar yakın hissettim kendimi. Alevlerin ortasında acıların en büyüğünü çekerken... Kaç senedir aynada gördüğüm yüzün bana ait olmadığını, eriyip giderek altından eski yüzümün, Ali'nin yüzünün karşıma çıkacağını sandım. Sana baktığımda karşımda ne görürsem göreyim. Sana olan aşkımı değiştiremez. İster bir maske, ister sargılı bir yüz, ister bambaşka bir surat. CIA'ya sızmış ikiz Mossad ajanları vardı. Hatırlıyor musun? Diğerini bilmiyorum ama bir tanesi cezaevinde. Cezaevindekinin kaçması lazım. Ne oluyor Abdüley? Siz cezaevine girmeyin diye uğraşırken bir de içerideki adamın kaçmasını mı sağlayacağız? Akif'i kurtarmak için başka çaremiz yok müdür bey. Bir yolunu bulmamız lazım. Haydar,
Bir problem mi var? Niye gelmiş şimdi bu müdür? Vardır bir işleri kardeş. Sen niye takıldın? Akif'i bulmak için uğraşıyorlar işte Haydar. Bizi niye kimse bir şeyden haberdar etmiyor? Hem bu müdüre güvenebileceğimiz ne belli? Biz Polat abiyi yakalamak için uğraşırken o adam saklanmasına yardım ediyordu. Şimdi niye satsın? Niye satmış bilmiyorum ama satmış işte. Abi baskın. Burayı nasıl bulmuşlar? Onu müdür beye sormak lazım. Abdüley, benim araç arkada. Oradan çıkalım. Arkadan çıkacağız. Haydar, sen önden gidip güvenliği al. Aracı çalıştır. Aynur'a, sen de müdür beyle git. Talha, sen benimle gel. Ön kapıdan taciz ateşini açalım. Dikkatlerini bize çekelim. İşler de başlatıyorum ki sizi görsünler, çapları genişlesin. Sonra büyük operasyonlarda çapsızlık yapmasınlar. Oh! Ver gazını Nafiz, ver gazı. Bakü Ceyhan boru hattından sonra Nafiz Mete boru hattı. Efendim, planın ilk aşaması başarıyla tamamlandı. Artık Polat Alemdar'a ulaşmamız an meselesi. Nafiz, ne bekliyoruz hala? Toplanın! Aybars, bunların hepsi düzmece. Kuvvet komutanlığı için yapılan alımlarda bize rüşvet teklif edildiğini zaten bildirmiştik. Bu banka hesapları, dökümler ne? Oğlumun şirketi beni ne ilgilendirir? Ben bunu kime, nasıl izah edebilirim? Sen böyle bir hatayı nasıl yaparsın? Oğlunu hiç uyarmadın mı? Aybars, bir subay maaşıyla ben bu çocuğu okuttum. Bilgisayar mühendisi yaptım. Yurt dışında zar zor eğitimini tamamladım. Okulunu birincilikle bitirdi, iş hayatına atıldı. Başarılı oldu. Kabahat mi? Tamam ama en iyi sen biliyorsun. Yazlığından tut, karının arabasına, parmağındaki pırlantaya kadar hepsinin dökümü, detayı medyaya servis edilmek üzere. Bunlar ortaya çıktığı zaman nasıl açıklayacağız? Hepsini oğlum annesine aldı. Bütün bunlar neden oluyor biliyorsun değil mi? O Amerikan firmasının teknolojisi geçmiş silah sistemlerini devlete kakalamalarına izin vermediğim için. Şimdi siz beni bunlara yem ederseniz, benden sonra gelen bunlara nasıl karşı koyar Aybars? Gerçekten bilmiyorsun ya. Oğlunun iş yaptığı şirket, o ihaleyi verdiğin diğer firmanın paravan şirketi. Bu şirketlerin bağlantılı olması oğlumun yolsuzluk yaptığı anlamına gelmez. Gerçek olup olmaması önemli değil. Bu medyaya yansıdığı zaman oğlunun, karının, senin bakkaldan aldığı gofrete kadar her şeyi inceleyip haber yapacaklar. Bunların önüne geçmenin
tek yolu istifa etme. Bizi nasıl buldular anlamıyorum. Bizi takip etmelerine imkan yok. Herkes cep telefonunu çıkarsın. Abi, müdür beyi takip etmişler işte. Telefonla ne alakası var? Bilemeyiz Haydar. Belki de telefonlarımızdan birini tespit ettiler. Abi. Ne yapıyoruz abi? İmdatların yanına gidiyoruz. Osman, şu sıralar başımın belada olduğunu biliyorsun. Buraya gelerek seni de tedirgin ettiğimin farkındayım. Fakat durumun aciliyeti ve önemi olmasa seni riske atmazdım. Mete Bey, benim ve ailemin zor zamanlarımızda hep yanımızda oldunuz. Destek verdiniz. Ama şu anda burada benimle görüşüyor olmanız hem benim hem de içinde bulunduğum proje için gerçekten çok riskli. Projenin sona erdirilmesinden, sürecin tıkanmasından emin olun daha riskli değil. Başarısızlıkla sonuçlanan diğer açılım hamleleri gibi maalesef bunu da doğmadan doğacaklar. Şimdiden gerekli adımları attılar bile. Mete Bey, bunu bana değil, devletin bu konudaki yetkililerine bildirmeniz gerekiyor. Metin'i kastettiğinizi biliyorum. Fakat Metin şu an içinde bulunduğum durum sebebiyle benimle görüşmek istemeyecektir. Metin Bey, bu süreci takip eden tüm dış servislerle devletin diğer istihbarat birimleri tarafından takip ediliyor. Tamam. İşte tam da bu yüzden bu görüşmeyi senin haberi olmadan ayarlamanı istiyorum. Çok önemli bir gelişme olduğunu söyleyeceksin. Geldiğinde ben temas edeceğim kendisiyle. Mümkün değil. Güvenlik zafiyeti oluşmaması için Metin Bey tüm görüşmelerini kendi ofisinde yapıyor. Bölgeden önemli bazı aşiret reislerinin kendisiyle gizli görüşme yapmak istediğini söylersen gelecektir. Yakov'un kaybı sizin kadar beni de üzdü. Biliyorsunuz benim çok eski dostumdu kendisi. Yakov kardeşi Şamir gibi inatçı bir adamdı. Ona Türkiye'de güvende olmadığını, Polat Alemdar'ın peşinden koşmasının faydasız olduğunu söyledim. Ama beni dinlemedi. Sizi temin ederim. Polat Alemdar çok kısa sürede yakalanıp gereken cezayı çekecek. Şimdi halletmemiz gereken bir mesele daha var. Adamlarımızdan bazılarının İsrail'e dönüşünü Türk diplomasisi engelliyor. Sizin yardımınızı rica ediyorum bu hususta. Sözünü ettiğiniz adamlarınızın elinde bana ihanet eden bir hain var. Onu teslim ederseniz adamlarınızın güvenli bir şekilde Türkiye'den ayrılmasını sağlarım. Nasıl kaçmış gibi yapacağız? Sen ellerini önden kelepçele. Gerisini o halleder zaten, merak etme. Hazırlan, gidiyoruz. Yine nereye? Ne çok seviyorsunuz beni gezdirmeyi.
Diğer mahkumlar kıskanıyor. Çok konuşma, istihbarata gidiyoruz, sorguya. Bir yıldır getirip götürüyorsunuz. Anlayın artık, beni konuşturamayacaksınız. Temiz mi imdat? Tertemiz abi, sıfır. Ne yaptınız İsrail'i? Benden haber alana kadar bekleyin. İmdat, sen çocukları senin mekana götür. Orada kalacaklar bir süre. Abi, Allah çarpsın, yatacak yer kalmadı. Mekan kışlaya döndü. Neredeyse ranza üstüne döneceğiz. İmdat, ister yerde yatır, ister damda yatır, bu çocukları saklayacaksın. Abi, sen nereye gideceksin? Biz de gelelim, yardımımız dokunur. Bana yanımda vır vır konuşup kafamı şişirecek adam lazım değil. Yanımda ölecek adam lazım. Hocam sizi Ankara'dan buraya kadar yorduk. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederim. Hocam muayene için bir yer hazırladık. Bu taraftan. Tamam. Canım sen kalkmasaydın. Yanında olmak istiyorum. Yüzüm açılırken yalnız olursam kendimi daha rahat hissedeceğim. Ama ben seni yalnız bırakırsam kendimi hiç rahat hissetmeyeceğim. Yanında olup elini tutmak istiyorum. Thank you.
ait. Ayna. Düşünüyorsunuz biliyorum ama sizi ameliyat eden cerrah çok iyi bir iş çıkarmış. Vücudunuz eklenen dokuyu kabul etmiş. Hocam benimle açık konuşun. Yüzümün eski haline geri dönme ihtimali var mı? Az ya da çok mutlaka yüzünüzde iz kalacak. Ama ne kadar kalacağı tamamen tedavi sürecini nasıl geçireceğinize bağlı. Çok sayıda ameliyat olmanız gerekiyor. Bütün bu olanlar seni çok yordu, biliyorum. Ama sabırlı olmak zorundayız. Doktor bey, çok sayıda ameliyat derken tam olarak neyi kastediyorsunuz? Belli aralıklarla Polat Bey'in yüzüne şekil verici bir dizi ameliyat yapacağız. Tam olarak kaç ameliyat yapmamız gerekir onu ben de bilemem. İlk ameliyatı ne zaman olmam gerekecek? Şimdilik işlerinizi alacağım. Yüzünüzdeki şişliklerin inmesi, dokunun tam olarak tutması için en az 3 hafta beklememiz gerekiyor. İnsanların karşısına yüzümü saklamak zorunda olmadan ne zaman çıkabileceğim? Polat Bey, bundan sonra yüzünüzde sargı olmayacak. Yüzünüzü saklamak ya da saklamamak size kalmış bir şey. Bu süreçte psikolojik bir tedavi almanızı mutlaka tavsiye ederim. En azından sargıdan kurtulduk. Cahit bir maske ayarla. Tamam abi. Günaydın. Yarını dikmek için senin ayılmanı bekledim Akif. Seni bu zevkten mahrum etmek istemedim. Eksik olmam. Çok düşüncelisin. Elbet bir gün ben de senin yarını dikerim. He? Çok konuşma yat. Efendim, misafirleriniz geldi. Senin terziliğin nasıl Ruben? Fena değil. Gel devam et. Sonra kontrol edeceğim ona göre. Orduda skandallar üst üste patlak veriyor. Dün yaşanan istifaların ardından bugün de Deniz Kuvvetleri'nin düzenlediği bazı büyük ihalelerde yolsuzluk olduğu iddiaları Ankara'yı karıştırdı. İlgili kurumlar henüz bir açıklama yapmazken kulislerde Tuamiray Selim Atakan'ın söz konusu ihalelerde yolsuzluk yaptığı iddiaları konuşuluyor. Başbakan Erdoğan... Selim ne diyor bunlar? Nurten bir şey yok, ciddiye alma. Güya akıllanınca beni sindirmeye çalışıyorlar. Yaptı. Başbakan'a sorulan Selim nasıl ciddiye almayayım? Selim! Erdoğan, genel kumar raporuyla İçişleri Bakanlığı'nın raporlarının örtüştüğünü belirtti. Erdoğan, terörle mücadelede değişiklik...
baban önemsiz diyor ama ben anlamadım. Tamam, gel. Birader, beni germe. Kafana sıkmaya götürüyorsam açık açık söylerim en baştan. Sıksan hakkın var Abdüley. Kafana sıkmayacağım dedim. Seni vicdanını rahatlatmak için dertleşmeye götürüyorum demedim. Niye götürüyorsun o zaman? Abi öyle uygun gördü. Sen de bizim göremediğimiz ne görüyorsa bir işe yarayacağını düşünüyor. Ben sana söyleyeyim ne görüyor. Beni kullanan şerefsizlere olan kinimi görüyor. Ben orasını bilmem. İstanbul turuna mı çıkardınız beni? 2 saattir dolaşıyoruz. Kes sesini. Beni böyle mi çözeceksiniz? Bir ses geliyor. Lastik patlamış. Of kardeşim ya. Ara birilerini, başka araç göndersin. Onlar gelene kadar değiştiririz. Çık dışarı. Priko'yla bir deseni mi kaldıracağız? Aybars Aydoğan, şerefli mesleğimize başlarken bir yemin etmiştik. Ben ettiğimiz yemini yaşadığım her gün, her dakika beynimden ve kalbimden çıkartmadım. Bu yemine sadakatle bağlı kaldım. Bu amaçla hizmet ettim ve hiçbir zaman yeminime gölge düşürecek bir şey yapmadım. Aksinin düşünülmesindense ölmeyi tercih ediyorum. Senden tek dileğim ne aileme ne de 40 yıl hizmet ettiğim şerefli ordumuza leke sürmelerine izin verme. Hazırlığını yap. 2 saat sonra ayrılıyorsunuz buradan.
Helikopterle Yunanistan'a gideceksiniz. Niye uçakla gitmiyoruz? Kırmızı halı seremeyeceklerini söylediler. Kabul etmezler dedim. Dalga mı geçiyorsun sen? Seni Türkiye'den çıkartıyorum. Daha ne istiyorsun? İçerideki ne olacak? Onu eski sahibine vereceksin. O benim çıkış biletim. Helikoptere binmeden onu kimseye vermem. Ne yapıyorsun? Geliyor musun? Dur! Ah! Golan. İstanbul'da kaçak durumdayım. Bana gideceğim koordinat bildirin. Parola? The Twin. Bu hat güvenli mi? Evet. Koordinatlar sana mesajla bildirilecek. Abinin morfin durumu ne olacak? Hala çok fazla kullanıyor. Gün geçtikçe ağrıların azalacağını söylemişlerdi. Anladığım kadarıyla morfinle ilgili bir sıkıntınız var. Sıkıntım yok. Ağrılarınızın azalmış olması lazım. Fakat anladığım kadarıyla morfin kullanımınız aynı ölçüde azalmış değil. Bu da bize durumun sıkıntılı olduğunu gösteriyor. Ağrılarımda azalma yok. Morfin yapmadığım zaman şiddetli acı hissediyorum yüzümde. Hissettiğiniz acı fizyolojik değil, psikolojik. Bu hususta da tedavi görmeniz gerekiyor. Üstelik bunun tedavisi her şeyden daha önemli. Bunun için bize önerebileceğiniz biri var mı? Çok başarılı bir hekim arkadaşımız var. Ayşe Hanım. Ben Cahit Bey'e gerekli bilgileri veririm. Teşekkür ederim hocam. Cahit aç kapıyı. Rica ederim. Görüşürüz. Osman, bahsettiğin şahısların burada olacağını zannediyordum. Neredeler? Sizin gelmenizi bekliyordu. Misafirimizi içeri al kızım. Ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Sana ve üzerinde çalıştığın projeye dair büyük bir ihanet söz konusu. Seni uyarmaya çalışıyoruz. Sen mi ihanetten bahsediyorsun? Hainlerin sözlerine ne zamandır itimat ediyoruz? Osman, bize 2 dakika müsaade et. Müsaade edecek bir durum yok. Seninle görüşeceğim bir mevzu da yok. Ya yemin ettiğin bu heyetin başı ihanet içindeyse? Mete, her zamanki gibi büyük konuşuyorsun ama boş konuşuyorsun. Sen benim söylediklerime bakma o zaman. Sana gelen emirlere bak. Onlar sana ne söylüyor? Mete, şansını fazla zorlama. Ölümün benim elimden olmasın. Eski günlerin hatırına sıkmıyorum. Bir daha karşıma çıkma.
kalkın. Oturmuşsunuz oraya, sabah akşam türkü çığırıyorsunuz. Bir iş yaptığınız yok. İmdat dayı, ne oluyor, ne kızısın? Yürüyün gidin, biraz iş yapın. Sonra nerede zıbırıysanız zıbırın. Devlet memurunu geçtiniz. İşi, mesaiyi lojmana bağladınız. Hadi çıkın. Bacı, siz buraya yerleşin. Ben gideyim bir Eren abiyi göreyim. Burada oturup duruyoruz. Bir iş yaptığımız da yok. Ne yapıyoruz ben anlamadım abi. Bak bu saçım. Kural 12. Kurt puslu havayı sever. Hava yeteri kadar puslanmamış. Ne yapıyoruz? Havanın puslanmasını bekliyoruz. Bak kurt diyordum, Tarkan geldi. Gel koçum. Bekleme odasına hoş geldin. Eren abi, özel bir şey konuşabilir miyiz? Ha. Manita mevzusunda benden akıl alacaksın. Pusatçım sana doyum olmaz. Benim arkadaşa bazı özel kurallar öğretmem lazım. Bize biraz izin ver. Birader, tam adamını bulmuşsun akıl alacak. Geç. Evet, sökül kardeşim. Nedir derdin? Abi, ben aşık oldum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Doğru yere geldin. En başından başla. Nasıl olsa vakit bol. Abi, aşık olduğum kişi ekip arkadaşım. Bak bu olmadı. İşle aşkı hiçbir zaman karıştırmayacaksın. Ne yapayım abi? Gönül ferman dinlemiyor. Aynur'u seviyorum. Ama onun gözü Akif'ten başkasını görmüyor. Oho! Siz ekip olarak yoldan çıkmışsınız. Ama tabii başınızda bir büyük olmayınca çok normal. En kısa zamanda sizi hizaya çekmem lazım. Abi çay yok mu? Vereyim koçum. Sana da vereyim. Haklısın abi. Benim kendime bir çek düzen vermem lazım. Aferin koçum. İşlerinde bir sen varsın zaten. Sen bir tarafa, bütün ekip bir tarafa. Efendim. Nedir durum Haydar? Bizi Adil Bey, Eşref Bey ve Karan'ın saklandığı yere getirdiler. Güzel. Polat Alemdar? Onun nerede olduğunu henüz öğrenemedim. Tamam Haydar. Sen bizden haber alana kadar sakın kendini açık edecek bir şey yapma. Haydar, Adil Bey'in olduğu yerde. Efendim Aksaçlı, Adil Bey'in yerini tespit ettiğinizi öğrenince çok sevinecek. Şimdilik haber vermeyeceğiz Nafiz. Anlamadım efendim. Nafiz, ben sana meteor taşıyayım diyorum. Düştüğüm yeri tarumar ederim. Polat Alemdar onlara değene kadar harekete geçmeyeceğiz. Sonra hepsinin birden üstlerine düşeceğim. Sen de o teleskop gibi gözlerinle zevk içinde izlersin abinin şovunu. Eşref. Sayın
Mete'den haber var. Henüz yok efendim. Adı Deniz Kuvvetleri'ndeki yolsuzluk skandalına karışan Tuamiral Selim Atakan gece yarısı evinde intihar etti. Elimize ulaşan ilk bilgilere göre Tuamiral'in hakkında yolsuzluk nedeniyle soruşturma açıldığını öğrenince intihar ettiği bildirildi. Çok yazık oldu. Çok yetenekli ve dürüst bir subaydı. Eşref, biz burada böyle oturdukça Sencer devletin en kalifiye elemanlarını teker teker saf dışı bırakacak. Mete'ni bizimle görüşmeye ikna edebildin mi Mete? Maalesef efendim. Ne yapacağız efendim? Mete'ni kaybetme lüksümüz yok. Ülkeyi kaybetmektense Metin gibi 1000 tanesini feda ederiz. Efendim, Polat Alemdar'la görüşelim. Ben de aynı şeyi düşünüyorum Eşref. O psikiyatristin kadın olması hiç hoşuma gitmedi, söyleyeyim. Bu halimle yüzüme kimse bakmaz. Rahat ol Leyla. Ben getiririm. Ben alırım. Ulaşabildin mi? Efendim, sekreteri randevu veremeyeceğini söylüyor. Anladım kızım, anladım. Sen bana öğren uçağına Diyarbakır'a bilet al. Tamam efendim. Az önce merkezi aradı. Ne diyorsun sen? Golan benim. Kardeşin. Kardeşim öldü. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Parolayı biliyor. Ses analizine göre kardeşin olduğuna eminiz. Geçmiş olsun Polat Alemdar. Yüzünün durumu nasıl? Şimdilik idare ediyorum. Ama tedavi epey sürecek gibi görünüyor.
Elimiz gün geçtikçe zayıflıyor. Sencer devleti ele geçirmek üzere. Özel görevdeki elemanlarınıza ulaşamıyor musunuz? Sencer hepsine nüfuz etmiş durumda. Sencer'in stratejilerini gördükçe onlar da yaptıkları hatanın farkına varacaklar. Onların durumu kavramasını bekleyecek bir lüksümüz yok. Sencer çok akıllı davranıyor. Hem Türk dünyasında hem İslam dünyasında yapmış olduğumuz çalışmaları teker teker sona erdirmeye başladı. Sencer'in bu stratejik değişiklikleri yüzünden Doğu Türkistan'da, İran'da, Suriye'de, Kosova'da büyük bedeller ödeyeceğiz. Bize inanan insanlar çok büyük hayal kırıklığına uğrayacaklar ve emperyalist devletlere teslim olacaklar. İslam dünyası ve Türk dünyası bizim liderliğimizi bekliyor. Emperyalistlerden ilk kez fırsat bulup küresel aktör olmaya çalışıyoruz. Biz bu halkların güvenini bir kez kaybedersek tekrar kazanmamız çok zor. Elimizde Sencer'i yavaşlatmak için tek şans var. Madem ki Sencer'i ortadan kaldıramıyoruz, devletin sinir merkezindeki adamları ortadan kaldıracağız. Paniğe kapılıp gereksiz riskler almayalım. Sencer'in yaptırmak istediği de bu. Bu adamlar ortadan kaldırılacak ki yerlerine kendi adamlarını koyabilsin. Peki ne yapacağız Polat? Ne pahasına olursa olsun o adamları ikna edeceğiz. Başka da çıkış yolu yok. Bu İsrailliler kadar kurnazı yok. Adam sıvışır farkına bile varmayız. Gel hazır elimizdeyken paketleyelim adamı. Adamı istihbarat bir yılda konuşturamamış. Sen iki dakikada nasıl konuşturacaksın birader? Ben konuştursan da bakalım adam bir şey biliyor mu? Biliyorsa her türlü konuşur ama bilmiyorsa orası yaş. Ki öğrenmemize gerek kalmadı. Adamı almaya geldiler. Ben bu gelen adamı takas yerinde gördüm. Bunları takip edersek Akif'e ulaşırız. Ruben? Senin burada ne işin var? Seni kardeşine götürmeye geldim. Kardeşim Türkiye'de mi? Evet. Acil çıkmamız lazım. İsrail'e dönüyoruz. Oradan değil, buradan, arkadan. Mikail bizi arkada bekliyor. Bunlar bizi atlatacak. Ne panik yaptın? Araba orada duruyor. Adamı almaya geldi, sohbet etmeye değil. Arka taraftan çıkacaklar. Adam bizi görmedi, rahat ol. Görüp görmemesi önemli değil. Bunlar Mossadçı. Fazla rahat olursak bir daha göremeyiz. Ne yapıyorsun? Açığa çıkacağız. Abdüley, adam arabayı burada bırakıp gidecek. Sen oturup beklemeye devam etmek istiyorsan kendin bilirsin. Ama ben arka tarafa dolanıyorum. Thank you.
Siyah renk bir arabayla gittiler. Acele edersek yetişiriz. Ne oldu? Niye fikrini değiştirdin? Sana olan itimadımdan değil. Kafana falan sıkarlar. Abiye izah edemem. İmdat. Senin bu çapulcu adamlarını bir daha burada görmeyeceğim. Hayırdır Erhan abi? Bir terbiyesizlik mi yaptılar? Lan oğlum, telefonu mu yürütmüşler? Daha ne yapacaklar? Abi, istediğin bir telefon olsun. Lan oğlum, Erhan abinin telefonunu kim aldıysa çabuk geri getirsin. İmdatçım, güzel kardeşim. Polat abi gelmiş, Aksaçlı'yla Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyor ama sen benim telefonuma sahip çıkamıyorsun. Yaptın. Efendim, isterseniz bir fırsatını bulup kafalarına sıkayım. Ben Tim'le geleceğim. Biz gelene kadar bekle. İçeriden destek atarsın koçum. Tamam efendim. Bunu bize nasıl yapabildin? Nasıl anladın? Arabada telefonlarımızı teslim ederken sen pilini ayırıp verdin. O an önemsemedim ama şüphelenmeye başladım. Polat abinin buraya geldiğini duyar duymaz da odaya girince bir şeyler çevirdiğini anladım. Aynur'a, hala çok geç değil. Eğer bana yardım edersen heyet mutlaka hizmetlerini takdir edecektir. Heyet dediğin kim? Adil Bey, Eşref Bey, Polat abi. Onların hepsi mi hain? Biz bunları sorgulamak için yetiştirilmedik. Biz heyetin emirlerini yerine getirmek için varız. Akif, Polat Alemdar için canını tehlikeye attı. Ne uğruna? Akif şimdi kim bilir ne acılar çekiyor. Ne işkenceler görüyor. Talha. Abdüleyler aradı. Çıkıyoruz. Tamam abi. Hadi çabuk. Bay Nura nerede? Bilmiyorum, haberim yok. Çıkıyoruz. Akif'i almaya gidiyoruz. Başındaki helikopter pistine gidiyorlar. Adamı kaçıracaklar. Ne yapalım? Alalım mı? Helikopter hareket edene kadar bekleyin Abdülbey. Büyük ihtimalle kardeşiyle buluşacak. Tamam abi. Ajanına benzemiyorlar. Bunlar Türk ajanı Abdüley. Ne
nereye kayboldu anlamadım. Ben de anlamadım birader. Acaba Akif'le ilgili başka bir şey mi öğrendi? Yavaş Cahit. O kadar savaşta, çatışmada bir şey olmadı. Şimdi şurada bizi trafik kazasında öldürtme. Koca kara. Yakışıyor mu sana böyle tırsmak? Ne alakası var kardeşim? Tek parça varamazsak Akif'i nasıl kurtaracağız? Ondan söylüyoruz. Yok kara, Cahit haklı. Torun olduktan sonra sen biraz temkinli ol. Ya. Tamam sür ya. Nafiz. İnsan bir yandan da hüzünlenmeden edemiyor. Niye efendim? Bütün düşmanlarımızdan aynı gün kurtulacağız. Yarın savaşacak kimse kalmayınca boşluğa düşeceğiz. Efendim, sizin düşmanınız bitmez. Rahat olun. Ne demek istiyorsun? Annem bitti, şimdi sen mi başladın? Hayır efendim. Güç sahibi olanı rahat bırakmazlar. Bakın, yıllardır Polat Alemdar'ın düşmanı bitti mi? Bitmedi. Sıra sizde. Bu sefer çapsızları toplamadın değil mi Nafiz? Hayır efendim. Hiç merak etmeyin. İçeriden canlı bir tek kişiye çıkmayacak Nafiz. Emredersiniz. Poyraz'ın adamı. İyi Erkan. Demek ki Sencer Akif'i istiyor. Alsın diye bunu göndermiş. Kardeş, şimdi bu Poyraz, psikopat Poyraz mı? Bunlar eski asker usta. Şerefsizlikleri yüzünden atıldılar. Suriye'deki şebbiyacılar neyse, bunlar da aynısı. Doğu'da basmadıkları köy, yapmadıkları katliam kalmamıştı. Terörle mücadele stratejisi değişince bunları tasfiye ettiler. Yurt dışına gönderdiler. Bunlar yeniden buralarda görünmeye başladığına göre Sencer açılımı gömmeye kararlı. Abdülhey, bu şerefsizin burada ne işi var? Şerefsiz dediğin olmasa adamlar elimizden kaçacaktı. Şerefsiz dediğim olmasaydı Mehmet abi yaşıyor olacaktı. Cahit, şimdi zamanı değil. Abi öyle uygun gördü. Şu operasyonu bitirelim. Ondan sonra abi anlatırsın derdini. İmdat. Seni bu çapulcu adamlarını bir daha burada görmeyeceğim. Hayırdır Erhan abi? Bir terbiyesizlik mi yaptılar? Lan oğlum, telefonumu yürütmüşler. Daha ne yapacaklar? Abi, istediğin bir telefon olsun. Lan oğlum, Erhan abinin telefonunu kim aldıysa çabuk geri getirsin. İmdatçım, güzel kardeşim. Polat abi gelmiş, Aksaçlı'yla Türkiye'yi kurtarmaya çalışıyor ama sen benim telefonuma sahip çıkamıyorsun. Adil Bey, Eşref Bey ve Kara sonunda bir araya geldi.
Aferin Haydar. Büyük iş yaptın. Efendim, isterseniz bir fırsatını bulup kafalarına sıkayım. Ben Tim'le geleceğim. Biz gelene kadar bekle. İçeriden destek atarsın koçum. Tamam efendim. Bunu bize nasıl yapabildin? Nasıl anladın? Arabada telefonlarımızı teslim ederken sen filini ayırıp verdin. O an önemsemedim ama şüphelenmeye başladım. Polat abinin buraya geldiğini duyar duymaz da odaya girince bir şeyler çevirdiğini anladım. Aynur'a, hala çok geç değil. Eğer bana yardım edersen heyet mutlaka hizmetlerini takdir edecektir. Heyet dediğin kim? Adil Bey, Eşref Bey, Polat abi. Onların hepsi mi hain? Biz bunları sorgulamak için yetiştirilmedik. Biz heyetin emirlerini yerine getirmek için varız. Akif, Polat Alemdar için canını tehlikeye attı. Ne uğruna? Akif şimdi kim bilir ne acılar çekiyor. Ne işkenceler görüyor. Talha. Abdüleyler aradı. Çıkıyoruz. Tamam abi. Hadi çabuk. Bay Nura nerede? Bilmiyorum, haberim yok. Çıkıyoruz. Akif'i almaya gidiyoruz. Başındaki helikopter pistine gidiyorlar. Adamı kaçıracaklar. Ne yapalım? Alalım mı? Helikopter hareket edene kadar bekleyin Abdülay. Büyük ihtimalle kardeşiyle buluşacak. Tamam abi. Ajanına benzemiyorlar. Bunlar Türk ajanı Abdüley. Allah kahretsin. Aynur'a nereye kayboldu anlamadım. Ben de anlamadım birader. Acaba Akif'le ilgili başka bir şey mi öğrendi? Yavaş Cahit. O kadar savaşta, çatışmada bir şey olmadı. Şimdi şurada bizi trafik kazasında öldürtme. Koca kara. Yakışıyor mu sana böyle tırsmak? Ne alakası var kardeşim? Tek parça varamazsak Akif'i nasıl kurtaracağız? Ondan söylüyoruz. Yok Kara, Cahit haklı. Torun olduktan sonra sen biraz temkinli ol. Ya. Tamam sür ya. Ne yapıyorsun?
insan bir yandan da hüzünlenmeden edemiyor. Niye efendim? Bütün düşmanlarımızdan aynı gün kurtulacağız. Yarın savaşacak kimse kalmayınca boşluğa düşeceğiz. Efendim, sizin düşmanınız bitmez. Rahat olun. Ne demek istiyorsun? Annem bitti, şimdi sen mi başladın? Hayır efendim. Güç sahibi olanı rahat bırakmazlar. Bakın, yıllardır Polat Alemdar'ın düşmanı bitti mi? Bitmedi. Sıra sizde. Bu sefer çapsızları toplamadın, değil mi Nafiz? Hayır efendim, hiç merak etmeyin. İçeriden canlı bir tek kişiye çıkmayacak Nafiz. Emredersiniz. Ben Güneydoğu'dan biliyorum. Poyraz'ın adamı. İyi Erkan. Demek ki Sencer Akif'i istiyor. Alsın diye bunu göndermiş. Kardeş, şimdi bu Poyraz, psikopat Poyraz mı? Bunlar eski asker usta. Şerefsizlikleri yüzünden atıldılar. Suriye'deki şebbiyacılar neyse, bunlar da aynısı. Doğu'da basmadıkları köy, yapmadıkları katliam kalmamıştı. Terörle mücadele stratejisi değişince bunları tasfiye ettiler. Yurt dışına gönderdiler. Bunlar yeniden buralarda görünmeye başladığına göre Sencer açılımı gömmeye kararlı. Abdülhey, bu şerefsizin burada ne işi var? Şerefsiz dediğin olmasa adamlar elimizden kaçacaktı. Şerefsiz dediğim olmasaydı Mehmet abi yaşıyor olacaktı. Cahit, şimdi zamanı değil. Abi öyle uygun gördü. Şu operasyonu bitirelim. Ondan sonra abi anlatırsın derdini. Otel gibi. İran hapishanelerinden sonra tatil yapmış gibi geldi. Senin öldüğünü sanıyordum. İkizler böyle şeyleri hisseder derler. His mi? Muhabbetiniz bittiyse şu adamı alalım. Adamın minibüste. Helikopter kalktıktan sonra sana teslim edecekler. O zaman bir an önce basıp gidin. Fazla vaktim yok. Akif'i görebildin mi Abdülhey? Yok abi. Büyük ihtimalle minibüsün içinde tutuyorlar. Abi helikopter çalıştı. Biraz daha beklersek adamlar kaçıp gidecek. Akif'i yanlarında getirdiklerinin garantisi yok. Belki bu herifi yerini kalktıktan sonra söyleyecekler. Abi bu Golan kaçarsa müdür beyin başı derde girer.
Akif'i görene kadar kimseye bir şey yapmayacağız. İçeride. Kara, sen Haydar'la Talha'yı al. Ne yap Nedin helikopterin gel, kalkmasını engel. Gel. Cahit, Abdüley, Erkan siz benimle gelin. Hadi artık kaldır şunu. Silahını bırak! Adamımı bırak, yaşamana ihtiyacım var. Ne duruyorsunuz abi, sıksanıza! Beni buna vereceğinize sıkın. Abi! Abi!
afiyet olsun. Polat abi beni niye götürmedi anlamadım. İşte bu yüzden götürmedi koçum. Efendim. Efendim, Polatlar Akif'i kurtarmış. Sencer.